Mart 1919. İstanbul işgal altında. Topları ateşlenmeye hazır İngiliz donanması Haydarpaşa Limanı'na demir atmış, karargah olarak da Tıbbiye-i Şahane binasını seçmişti. Hekimlerin yetiştiği bu okulda artık işgalcilerin postal sesleri yankılanıyordu. Var olduğundan bu yana boyunduruk altında yaşamamış bir milletin çocuklarıydı Tıbbiyeliler. Ne işgale tahammül edebilirlerdi, ne de al bayrağın gönderden indirilmesine. Harekete geçtiklerinde takvimler 14 Mart'ı gösteriyordu. O gün Osmanlı'da tıp eğitiminin başlangıç tarihiydi. Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları dev bir Türk bayrağı hazırladı. İngiliz nöbetçileri bir bir atlatıp binanın iki kulesi arasındaki çatıya çıktılar. Artık al yıldızlı bayrak hak ettiği yerde dalgalanıyor, düşmana "Özgürlük karakterimizdir" diye haykırıyordu. 14 Mart ilk kez böyle kutlandı. Aslında Tıbbiyelilerin yaptığı işgale direniş, Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı milli mücadeleye bir selamdı. Hikmet Sivas Kongresi'ne gençlik delegesi olarak gönderildi. Toplantıda hararetli bir şekilde Amerika veya İngiliz mandası tartışılıyordu. Birden ayağa kalktı. "Biz Tıbbiyeliler istiklal davamız için buradayız, mandayı kabul etmeyiz" diye haykırdı. Gençlerin kararlılığını görünce "sizinle iftihar ediyorum" diyen Mustafa Kemal'in ağzından o tarihi sözler döküldü. "Parolamız tektir, ya istiklal ya ölüm." İstiklal Savaşı başladı. Tıbbiyeliler de cephedeydi. Zafere kadar da cepheden cepheye koştular. Kimi şehit oldu, kimi gazi. Kalanlar istiklal madalyası ile okullarına döndü. Mezun olduklarında onları Anadolu insanına hizmet görevi bekliyordu. Beyaz önlükleriyle yurdun dört bir yanına dağıldılar. Hiçbir mevkiyi ve ödülü kabul etmeyen Hikmet, Sarıkamış'ta karda mahsur kalan birliğin askerlerini tedavi ederken tüberküloza yakalandı. Kısa bir süre sonra da hayatını kaybetti. Yaşadıklarını çocuklarına dahi anlatmadı. Ona göre yaptıklarının ne anlatılacak ne de övünülecek bir yanı vardı. Vatan borcuydu sadece. O borç ödenmiş ve defter kapanmıştı. Bu ülke Tıbbiyeli Hikmet gibi vatan evlatlarının omuzlarında yükseldi. 14 Mart'ı bayram yapan, Türk bayrağını Tıbbiye'nin burçlarında dalgalandıran öğrenciler. Vatan size minnettardır. Fedakar Sağlık Ordusu'nun tıp bayramı kutlu olsun.